Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. Emma ba'du ya ibadallah. İttekullaha ve atiuhu. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtal müstakîm. Sadakallahul azîm. Aziz ve değerli müminler, bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düz bir çizgi çizerek işte bu Allah'ın dosdoğru yoludur buyurdu. Ardından bu çizginin sağından ve solundan başka çizgiler çizdi ve bunlar da dosdoğru yolun haricindeki yollardır. Bu yolların her birinin başında ona çalgan bir şeytan vardır. Bu açıklamadan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem En'am suresinin 153. ayetini okudu. Estağfirullah. Ve enne hâzâ sırâti müstakîmen fettebi'û ve lâ tettebi'û sübüle fetteferrakû biküm an sebîlî zâlikum vassâkum bihî leallekum tettekûn. Sadakallahu aleyhi. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara sapmayın. Onlar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırır. İşte günahtan korunmanız için Allah size böyle öğüt verdi ayeti. Değerli kardeşlerim, Rabbimizin dosdoğru yolu olan ve dualarımızdan hiç eksik etmediğimiz sırat-ı müstakimi Efendiler Efendisi bizlere böyle takdim ediyor. Bu yolun yolcusu olmanın şüphesiz ki mümin olmayı, Allah ve Peygamberinin mesajlarını her daim sadakat ve teslimiyetle dikkatle almayı gerektirdiğini çok iyi bilmeliyiz. Değerli kardeşlerim, sırat-ı müstakim Kur'an'ın yoludur. Onun peygamberlerinin yoludur. Allah'a verdikleri sözden bir an olsun ayrılmayan, sadakatle sembolleşen sıddıkların yoludur. Sırat-ı müstakim, şühedanın, salih amel işleyenlerin, ilahi lütuf ve nimetlere talip olanların yoludur. Bu yol, sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Rehberliğin en güzeli Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rehberliğidir hadisini hayatımıza değişmez mesaj olarak, değişmez kural olarak kazanmanın yoludur. Değerli müminler, sırat-ı müstakimde hayır ve güzelliklere anahtar, şerre kilit oluş vardır. Sırat-ı müstakimde insanı itibarsızlaştırmak değil, yüceltmek vardır. Öldürmek değil, yaşatmak vardır. Sırat-ı müstakimde ötekileştirmek değil, biz olmak vardır. Parçalanıp yok olmak değil, bir ve beraber olmak vardır. Farklı renkleri, farklı dilleri yüce yaratanın bir ayeti olarak telakki etmek vardır. Sırat-ı müstakimde yalan, hile ve türlü desiseler değil, dürüstlük, erdem ve istikamet üzere olmak vardır. Değerli müminler, çağımızda bütün bu anlamları ifade eden sırat-ı müstakimden uzaklaşıldığı için dünyada ve günlük coğrafyamızda korku, acı, gözyaşı, huzursuzluk kol gezmektedir. Sırat-ı müstakimden uzaklaşıldığı için bugün semamız nice merhametsizliklere, arzımız nice vicdansızlıklara şahit olmaktadır. Öyle ki mezheplere, meşreplere, dillere, ırklara, coğrafyalara mensubiyet, kimilerince İslam'a ve ümmete mensubiyetin önüne geçirilmektedir. Allah'ın insana lütfettiği saygınlık, haysiyet ve dokunulmazlık dünyanın pek çok yerinde
gün be gün çiğnenmektedir. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki kurtuluşumuz, huzur ve mutluluğumuz Rabbimizin bizlere kitabı ve peygamberleri aracılığıyla öğretmiş olduğu sırat-ı müstakiminde dosdoğru yolda sapmadan, yılmadan yürümek de mümkündür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşsiz örnekliğinden ayrılmamak ve onun bize öğrettiği yüce değerlere sımsıkı sarılmak da mümkündür. Hutbemizi her namazımızda okumuş olduğumuz ve duaların en güzeli olan Fatiha suresinden ayetler bildireceğiz inşallah. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Diyor ki bu ayetlerde Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım ederiz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve satmışların yoluna değil. Amin. Değerli müminler, Hüsnü Hocam duyduğu söyledi ama biraz daha cevabımız geldi, ben de söyleyeyim. Birincisi, yedinci kentsel Kur'an kursu yardım için. Diğeri, Kur'an kurslarımızın hepsinin sıra ihtiyaçları için. En önemlisi, Ziraat Bahçesi'nin orada Mevlana Camii diye bir cami yapılmakta. Daha doğrusu yapılacak bir anlamakta inşallah. Orada ezan sesi duyulmuyor. Bir an önce ezan sesi duyulsun diye merkezi sistemden ezan okunması için öyle bir kampanya yapılmış. Rabbim inşallah ezanın duyulması oradaki kardeşlerimizin de kulaklarının pası silmesi için bugün oraya da yardımcı olunacak. Allah-u Teala yardımlarınızı kabul eylesin. Cumamız mübarek olsun. Fetih günümüz hayırlara vesile olsun. Rabbim cümlemizi Mekke'nin fethini, İstanbul'un fethini anlamayı bizlere nasip eylesin. وقال عليه الصلاة والسلام حتى يلزم كما لازم له استغفر الله العظيم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم Elhamdülillah, hamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tazimen linnebi ve tekirmeni safih ve kâne azze ve celle min kâli muhbiran ve amira. İnnallâhe ve melâiketühü yusallûne aleyhi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin kemâ sallayte ala İbrahim ve ala İbrahim innek hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Muhammedin kemâ sallayte ala İbrahim ve ala İbrahim innek hamidun mecid. Allahümme ensuril İslam ve Müslümin. Allahümme eyyil kelimet rakibeddin. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizin ve milletimize her türlü tehlikeli kurup bize dünyada ve ahirette ilk ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve tüm müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. İbadallah, ittekullah ve atıru. İnna Allah'a yazmur bil adil ve ihsani ve itazil kurba ve yana'anil fahşai vel mülkeli vel bal. Yavizukum leallekum tezekkerun. Sadakallahu Azim. Yüce Rabbim, okumuş olduğum Nahl Suresinin 90. ayet kelimesinde şöyle buyuruyor. Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder. O düşünüp tutasınız da size öğüt veriyor buyuruyor.